Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Toprak Ana romanında erkekleri askere alınan Bozkır'ın ortasındaki Kırgız köyünde geride kalanların çektiği sıkıntıları anlatıyor eldeki yetersiz yiyeceğin muhtaç olandan başlanarak dağıtılması, dört gözle beklenen hasat zamanları, umutların hasat zamanına ertelenmesi, savaş yüzünden ürünün hemen hepsinin merkezden istenmesi, boşa çıkan umutlar, yine açlık, sefalet, bir yandan cephaneden gelen ölüm haberleri, umutsuz bekleyişler, savaşın uzaması üzerine aşağı çekilen cepheye çağrılma yaşı, anaların evlatlarını bir bir askere göndermesi, ayrılıklar gözyaşları. Yani tek kelimeyle ve bütün zulmetiyle savaş. Nokta nokta o her zamanki berrak ve akıcı üslubuyla bizleri adeta insanları öğütür gibi harcayan savaş düzeneğinin yarattığı trajedilerle sarsıyor. Evet bahsedilen yazar Kırgız Edebiyatı'nın ünlü yazarı Cengiz Aytmatov'dur. Cevabımız E seçeneği. Bu parçada içeriği verilen Orhan Pamuk romanı aşağıdakilerden hangisidir? Roman 1591 yılında Osmanlı Padişahı 3. Murat'ın saltanat döneminde 9 gün süreyle karlı havada İstanbul'da geçer. Saray hattatları ve nakkaşları padişahın emriyle hazırlanan bir kitap için gizlice frenk etkisi taşıyan resimler yaparlar. Kitabın başlıca kahramanları sanatçıları evinde barındıran evin kızı Şekure ve ona aşık olan karadır. İstanbul'da pahalılık ve korku hüküm sürmekteyken bu evdeki hattatlar ve nakkaşlar kahvehanelerde toplanıp beddahların anlattığı hikayeleri dinleyerek eğlenirler. Evet içinde hattat, nakkaş bunları görüyorsanız dostlar benim adım kırmızıdan bahsediyordur. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Yaşar Kemal'in diğerlerinden farklı türde bir eseridir? Teneke, Ölmez Otu, yer Yerdemir Gökbakır, Orta Direk bunların hepsi roman iken Sarı sıcak öyküdür yani hikaye cevabımız bursa. Bazı özellikleri verilen Cumhuriyet dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Genel olarak bireyin sorunlarına eğilmiş Egemen Burcu ve zihniyeti karşısında bireyin bunalımlarını ve baş başkaldırısını dile getirir. Cumhuriyet dönemi Aydın'ın kimlik arayışı, Doğu Batı ikilemi, hayal kırıklıkları, ruhsal travmalar eserlerinin başlıca konularıdır. İlk romanı Tutunamayanlar, modernist romanın da Türk edebiyatındaki ilk örneğidir. Evet bahsedilen yazarımız Oğuz Atay'dır. Cevabımız C seçeneği. Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Yaşar nüfus cüzdanı olmadığı için okula kaydedilemez. Kimlik çıkarmak için nüfus müdürlüğüne gidilir. Yaşar'ın babasının tek oğlunun olduğu, onun da Çanakkale'de şehit düştüğü söylenir. Nüfustaki bilgilere göre Yaşar'ın annesi Yaşar'ı 7 yaşındayken doğurmuştur. Yaşar büyüyünce Ayşe ile ev nişanlanır. Evlilik işlemleri sırasında Yaşar'ın asker kaçağı olduğu söylenerek Yaşar askere götürülür. Nüfus cüzdanı olmadığı için oldukça uzun askerlik yapar. Babası ölünce miras almak için yine bürokrasisi engeline takılır. Psikolojik olarak hastalanır. Bir yıl hastanede yatar. Bir sürü işe girer çıkar. Hapishaneye düşer. Hapisteyken her türlü üçkağıtçılığı öğrenip farklı bir insana dönüşüyor. Evet bahsedilen eser yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Yazarımız Aziz Nesin. Cevap Denizli. Bu parçada sözü edilen sanatçı Aşağıdakilerden hangisidir? 1960 sonrası Türk Edebiyatı'na roman, röportaj, şiir, gezi, oyun türlerinde eser vermiş olmasına rağmen daha çok hikayeci kimliğiyle öykülerinde sergilediği özgün tarzıyla ünlenmiştir. Gerek gözlemleri gerek ayrıntıları kullanmadaki ustalığıyla farklı yeni bir anlatı tekniğini kazandırmış olması onu diğer yazarlardan ayıran önemli özellikleridir. 2024 yılında kaybettiğimiz sanatçının 47'ler Berlin'in Narçiçeği romanlarında bu etkileri görmek mümkündür. Evet bahsedilen isim Firuzan'dır. Cevap C seçeneği. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Bilinç akışı ve iç monolog tekniklerinin kullanıldığı roman iki çizgide gelişir. Bir yandan ölmeye yatan Aysel'i otel odasındaki izlenimler, iç dünyası, kendisiyle hesaplaşması verilir. Diğer yandan Atatürk'ün ölümü sıralarında küçük bir Anadolu kasabasında ilkokulu bitirmiş, coşkulu bir cumhuriyet tutkunu ve Atatürk aşığı olan Dündar öğretmeninin ısrarıyla Ankara'ya ortaokula gönderilmiş esnaf kızı Aysel'in doçentliğine kadar yaşamı, arkadaşları ve ailesi 1938-68 yıllarının toplumsal dalgalanışları ekseninde anlatılır. Evet eserimiz Ölmeye Yatmak Yazarımız Adalet Ağoğlu, cevabımız A seçeneği. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 1950 kuşağı romancıları arasında yer alan nokta nokta, Bireyin sorunlarına ağırlık veren, onun günlük hayattaki açmazlarının derinlemesine işleyen yazar olarak öne çıktı. Sevgi, dostluk, yalnızlık, tutku, inanç, inançsızlık, korku ve ölüm gibi kavram ve temalardan hareketle çağrışımlara yaslanan, eğretileme ve simgelerden bolca yararlanan bir dil aracılığıyla kendine özgü bir dil geliştirdi. Edebiyatla felsefenin belirli bir denge içinde rahatlıkla kaynaştığı, gece kılavuz romanlarında Türk edebiyatının özgün örneklerini verdiği söylenebilir. Et evet, passı geçen isim Bilge Karasu. Cevabımız D seçeneği. Birinci grupta verilen isimlerden hangisi ikinci grupta verilen roman özelliklerinden biriyle eşleştirilemez. Şöyle bir baktığımızda Yaşar Kemal'in birbirinin devamı olan seri halinde romanları vardır. Nehir roman diyebiliriz. Hatta folklorik romanları da vardır. Semihay verdiği mistik romanla eşleşebiliriz. Onun dışında Adalet Ağoğlu'nun fantastik romanla eşleştirebiliriz. Nazlı Eray'ın da yine mistik romanların fantastik romanları vardır. Burada Oğuz Atay dışarıda kalır. Zira o postmodern tarzda romanlar yazmıştır. Cevabımız C seçeneği. Rıfat Ilgaz'a ait bu şehir parçası ile numaralanmış romancılardan hangisinin eserlerinin içeriği bakımından yakınlık olduğu söylenebilir. Rıfat Ilgaz toplumcu gerçekçidir. Bir bakalım. Yeni körler peydahlarız uyur uyanır ayak altında izle doğursun karınca sürleri ezenlerle bir olmuş yaşıyoruz ne güzel çizme olanlardan içindeki ayak bizden neyi? dedi. Evet burada yine ezilen insanları anlatıyor. Sembolik bir şekilde toplumcu gerçekçi. E o zaman bizim aşağıda bir toplumcu gerçekçi bulmamız lazım. O da Kemal Bilbaşar. Köy hayatını bilir ve başarıyla anlatır. Evet dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Diğer sanatçıların toplumcu gerçekçilikle bir alakası yoktur. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? O adlı romanı Onat Kutlar'ın senaryosuyla Erdem Kral tarafından Hakkari'de bir mevsim adıyla filme çekildi. Film 1983'te 33. Berlin Film Festivali'nde ödül aldı. Fantastik ya da düzsel gerçeklik tarzını benimsediği öykü ve romanlarıyla edebiyatımızda modernizmin temsilcileri arasında yer aldı. Romanlarında niçin sorusundan çok nasıl sorusu üzerinde durduğu. Evet bahsi geçen isim Ferit Etküdür cevabımız B seçeneği.